Sinek Kaydı Tıraş'ın sponsoru Derbi gururla sunar. Yani isteniyor ki oynasın, hemen her şeyi versin. Onlara biraz sabretmek gerekiyor. İyi oyuncular, iyi kapasitesi olan oyuncular ama dediğim gibi şu ana kadar gösterdikleriyle mesela Necip'i tartışıyor herkes. Necip'te olmayan bir pozisyonda oynatılıyor çocuk. Yani tartışacak bir şey yok, fena da oynamıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani o açıdan bakıldığında tabii ki Vida'nın formsuzluğu. Vida yani. Beşiktaş biraz daha toparlayacaktır yani. Zamana ihtiyacı var. Bu konuştuğumuzu bize yedirtecektir Beşiktaş takımı. Ben öyle düşünüyorum. Ama eğer yedirtemezse dolayısıyla çok sıkıntı yaşarlar. Yani ilaveler gerekiyor. Her ne olursa olsun Beşiktaş takımının bu yarışın içinde kalması mecburiyeti var. Konya Spor'u nasıl buldunuz hocam? Kısaca onlar da Bülent Spor, Hocam maça çıkmadan ayrıldı. Konya Spor şimdi Bülent'in oradan ayrılmasını pek mana veremedim. Geçen sene hakikaten İyi bir düşme kaldırıldı ama son zamanlarda çok zor takımlara karşı aldığı sonuçlar, müthiş sonuçlar aldı Bülent Hoca. Sonra duyduğum kadarıyla transferde sanırım en son Çikilaşi'nin alınmasının haberi olmadığı. Evet hocam, bize, öyle bir... Bize gelen haber bu. Ama doğru mu nedir, başka şeyler var mı ki? Sanırım sırf o değildir o. Sırf o bir oyuncuyu bana sormadınız, hepsini ona sorup aldık da bir oyuncuyu sormadınız diye aldınız diye bir antrenör oradan gitmez. Daha demek ki bir yönetimle arasında bir uyumsuzluk oluştu galiba ve ayrılmak durumunda kaldı. İsmail Hoca geldi. İsmail Hoca mesela verdiği demeçte işte takımını methederken bir tane yedikleri son gol var. O konuda da bayağı bir yerdi. İşte bunu konuşacağız. Böyle gol yenir mi? Nasıl bir goldü hatırlasana. Son yedikleri gol. Basit bir gol. Hocam tabii basit bir gol yediler. Basiti yok. Gol girdi mi goldür yani. Bunun, ben o lafı anlıyorum. Basit bir gol yedik. Yeme. Yani ne demek? Golün basiti zoru mu olur yani? Yani gol yedin mi? Ya hatasız gol olmuyor zaten. Bir de rakip oyuncu becerisi üst seviyede olan. Tabii hocam orada tabii. Kişisel beceri golü biraz yani. Orada yani. Nasıl olduydu o gol ya? Anımsayabiliyor musun? Gökhan Töre geldi sağ taraftan. Evet, o işte çalım attı derken top ona çarptı, kendinden önüne düştü. Sonra vurdu gol. Yani bu bir tesadüf oldu. Ya ama Gökhan'ın oradaki girişimciliği, Gökhan'ın orada bunu deneme istemesi, ben buradan çıkarım, işte bu şut atabilirim diye düşünmesi önemli tabii. Ama onun dışında tabii ki orada bir kaçma, bir temassızlık, yani dokunmasını çarparsak, düşerse dikkatliliği biraz şeye patladı, pahalıya patladı. Ve bu gol yenir hocam, İsmail hocam. 4-1 yenmiş takımın ya. Yani bırak da bir biraz tane de böyle bir gol yesin. Yani şimdi rüyanda görsen 4-1 Beşiktaş'ı yeneceğine inanmazdın yani. Onun için oyuncuların burada tabii ki o yenilen golü kapalı kapılar ardında tartışırsın ama toplum önünde bu kadar net, keskin ifadelerle eleştirmen bana sorarsan kritik edilebilir. Hocam, yani olmamasında fayda vardı. Bakın Sergen Hoca Vida'ya ağzını açıp yapmış olduğu o basit dediğimiz hata. Bir tane geri pası. Ya da kornerden yenen gol. Bir tane gol. Yani adam açıp da hayır ne demek o? Oyuncusunu kolladı oldu. İsmail Hocam. Hocam buradan istiyorsanız Trabzon Malatya maçına geçelim. Geçelim. Trabzonspor da sezonun ilk galibiyetini aldı. Yani şimdi tabii burada... Bir nefes aldı onlar da. Nefes aldı derken fena oynamadılar bu sefer. Fena oynamadılar. Fena oynamadılar. Ama Trabzonspor tabii ki geçen senenin bir demoralizasyonu var yani. Bir moralsizliği var. Şimdi takımda duyuyorum, kulağıma geliyor. Abdülkadir Ömür'ün, Uğurcan'ın belki çok ciddi rakamlarla bir yerlere gitmesi söz konusu olacak. Yani bunlar kapalı kapılar ardında konuşuluyor. Ve bir bakarsınız transfer bitmeden bu iki oyuncusu da gitmiş olabilir. Ama giderse birisi 20 milyon euro, birisi 18, birisi 30 milyon neyse böyle rakamlardan bahsediliyor. Bu iki oyuncunun gitmesi Trabzon'u ekonomik anlamda oh dedirtebilir. Bütün borcunu bilmem nesini ödedebilir. Ve ondan sonra Trabzon yeniden ayağa kalkacak bir şeyler yapmak zorunda olabilir. Yani bu sene Trabzonspor eğer bu eksilmelerde olursa onların da şampiyonla aday bir takım konumda olmaları zor olur. Zaten hocam, bir tercih yapmak gitti, zorunda. Sosa gitti, Novak gitti. Tabii, çok önemli oyuncular çok kaybetti. Çok önemli oyuncular kaybetti. Ve de şimdi eğer Abdülkadir'le de Uğurcan giderse, gerçi Erce de iyi kaleci. Evet, Erce de fena değil hocam. İyi kaleci ama futbolda
bir rakamı bulunduğu zaman en kral oyuncuyu yollarsınız. Bu kadar basit. Hele Trabzon gibi veya Beşiktaş, Fener, Galatasaray gibi ekonomik anlamda sıkıntısı olan takımların çok ciddi rakamlar bir oyunculara teklif ediliyorsa bunu veremem demesi mümkün değil. Yani o açıdan verirlerse mantıklı olur bu paralarla bu oyuncuları. Böyle bir transferler gerçekleşecekse ama hemen yerlerine onlara yakın oyuncular transfer etmesi lazım ki bu yarıştan kopma. Yoksa koparsın yani. Yoksa koparsın ama bu haftaki oyun tarzı Trabzon'un iyiydi. Ha şimdi Malatya'ya bakıyorum. Malatya benim antrenör olduğum yerdir Malatya mesela. Ben 86 senesinde sağ olsun Malatya bana 32 yaşında sen gel bizim teknik direktörüm ol demiştir ve 2 sene ben üst üste senenin hocası seçildim yani. Malatya ile. Benim bende yeri çok ayrı bir takımdır. Fakat bu sene de bakıyorum iyi girmediler olaya. Dolayısıyla geçen seneden bir ders almaları lazım. Bu sene 4 takım düşüyor. Bakın yani böyle başlarsanız ha buradan Başakşehir çıkabilir de Malatya, Denizli, Rize, Gençlerbirliği, bakın Ankara Gücü. Daha geçen senenin aslında son sıralar hocam bu saydığınız. Bismillah gene oralarda kalarak başladılar. Yani bunlar kendileri açısından da bir eyvah ne oluyor? Yine biz toparlanamayacağız mı? Diye düşündürür onlar. Onun için bir an evvel toparlanmak adına bir şeyler yapmaları lazım. Yoksa Başakşehir okey ama diğerleri adına orada olmak hakikaten hep orada kalmayı gerektirebilir olur. Onun için dikkatli olsunlar. Daha transfer bitmedi. 5 Ekim'e bir hayli zaman var. 5-6 gün, bir hafta neyse. Bunları çözmek adına bir çalışma yapmaları lazım. Yoksa 4 takım az takım değil. Çünkü bu 4 takım demek aşağı yukarıdan hemen 6-7 takımı çıkar. Herkesin düşüp düşmemeyle ilgili sorunu olacak anlamına gelir. Yani bayağı bir çekişmeli, özellikle düşmeme konusunda bir lig seyredebiliriz. Hocam son olarak da o zaman Karagümrük Başakşehir maçına geçelim. Karagümrük'te zaten ilk partide de konuşmuştuk. Sezonun yani sürprizi diyeceğim aslında baktığınızda da kağıt üzerinde hani biraz daha böyle savunma ağırlıklı futbol oynuyorlarmış gibi duruyor ama Göztepe'den sonra da ligin en çok gol atan takımı. Biglia'yı aldılar, çok önemli bir isim orta sahaya. Dediniz NDI'ye takviyesi geldi. Geçen seneden de oturmuş bir kadrosu oyuncuları var. Yani Başakşehir'i de şimdi birazdan konuşuruz ama Karagümrük de lider yani. Karagümrük'ten bir başlayalım bir hocam. Bir kere bir de geçen seneden oynamayan oyuncuları var. Koray var, Alparslan var. Alparslan'ı ben çok beğenirim, Koray'ı da mesela. Arkasında da iyi oyuncular var. Mesela stoper oynayan genç çocuk vardı, söyle ismini. Hocam onun büyük takımlara da şey, adı neydi? Geçti. Hemen bakayım hocam. Faruk muydu? Diyor. Neydi ya? Bu sezonda hocam iyi stoperler aldılar. Yine Zukanović. Çok isim unutuyoruz ya. Hafıza zayıfladı galiba. 21 takım var hocam bu sene. Kolay değiller takım ezberlemek. Söylesene bizim stoper çocuğu. Hocam hemen bakıyorum. Genç olanı bizim. Uzun boylu vardı ya stoper. Hocam hemen bakıyorum. Stoper. Allah. Fatih Kuruç hocam. Fatih Kuruç. Nasıl olur ya? Bu daha çocuğu hocam büyüklerle adı geçti. Fatih çok yetenekli bir olan. Yani önü açık bir olan. Ve genç oyuncular var arkasında bekleyen. Kaleci Aykut müthiş toplar oynadı yani. Bu kaleci oynamayana kadar iki tane. Tabii hocam var. İyi maçlar çıkardı. Müthiş toplar oynadı ya. Aykut da iyi bir kaleci. Yani Karagümrük takımı. Ben Süleyman'ın eğer takımda bir eksiklik hissettiği bir pozisyon varsa Süleyman başkanın. Süleyman diyorum, kusura bakmasın. Benim Cancel arkadaşım olduğu için bir türlü ağzım Süleyman Başkan demeye yanaşmıyor yani. Birkaç ilave daha yapabilir. Mesela takviye daha gelebilir. Yapabilir. Yani çünkü bu hissiyatı alırsa ki aldığı oyuncular ben bakıyorum geçen seneden hemen hemen farklı bir kadroyla yarışmaya başladı. Ama dediğim gibi en büyük tehlike bu yarıştıracak antrenör yapısın. Yani şu ana kadar bu gözükmüyor. Yani belli ki bu konuda bir eksiklik olabilir. Bak süreç bunu gerektirir. Çünkü iyi oyuncular, iyi takımı çalıştıracak, antrenör yapısı onların üstünde otorite sağlayacak birisi gerekebilir olur. Karagümrük'ün en büyük eksiği bu olabilir. O açıdan Karagümrük bu iyi takımı ayaklandıracak, bu iyi takımı daha iyi toparlayacak. Doğru yönetmeli. Daha iyi yönetecek bir antrenöre ihtiyaç duyabilir. Benim Karagümrük'te gördüğüm en büyük eksiklik. Başakşehir'de hocam. Geçen senenin şampiyonu ama dediğiniz gibi geçen sene de kötü başlamışlardı. Ben mesela tabii ki oyuncu kardeşlerimizi denk geldiğimiz yerde ya ne oluyor size? Kimle denk geldin hocam? Yani isim vermeyelim. Tabii. Hocam verin ya. Orada ne oluyor? İsim vermeyelim. Ne oluyor size yani? Bu nedir yani? Çok dışarıdan bir bakalım. Doygunluk var mı hocam dışarıdan size takımdan şampiyon olmuştan yani biraz o şampiyonluğun getirdiği rehavet. Biraz o kendine aşırı özgüven. Yani buradan silkelenmesi gerekiyor.
Okan Hoca'nın burada yani tabiri caizse iyi bir tokat atması gerekiyor. Yani tokattan kasıt şey değil, takımı bir uyandırması. Bir dakika beyler, ayağınızı yere basın, ne oluyor? Bu işin büyük küçüğü yok. Bakın biz iki tane çıkmış, yeni takım yendi. Yani bu ligde daha heyecanlı, bu ligin daha çıkma heyecanı daha taptaze olan iki takım bizi yendi. Hadi Galatasaray'a yenilebilirsiniz, olur. Ama bakıyorsunuz aslında Başakşehir hep 1-0 gerideyken çok erken yediği gollerden dolayı çok atak oynadı. Goller kaçırdı, atamadı derken bir kontra tekrar bir pozisyonlar gol oldu. Ve sonlarda hep yediği goller. Biraz yani. Da ağır oynuyorlar sanki hocam, bana öyle ya geliyor. İşte o özgüven, o özgüven, o rahatlık, biraz kulaklarının çekilmesi lazım. Yani bu Sumudika'nın yaptığı konuşmayı Başakşehir'in antrenöründe yapması gerekiyor Okan'ın da. Değil mi hocam? Yani bir dakika beyler. O malzemeciler 1500 liraya çalışıyor. Nasıl anlıyor adamlar? Size ne oluyor? Başakşehir de son 2 dakikada, 3 dakikada maçları kaybetti. Farkındaysan. Tabii hocam. Yani ikinci golleri yedi. Dolayısıyla oyuncuları burada hakikaten ciddi bir şekilde uyarmak lazım. Ne olduklarını, ne yapmaları gerektiğini. Onlar da toparlayacaktır herhalde. Ya toparlayacaklar tabii yani. Toparlamamak mümkün değil ama oldu da birkaç daha. Şimdi mesela bu hafta kimle oynuyor? Karagümrük. 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 Pardon, Karagümrük'le oynamıyor hocam. Karagümrük Fenerbahçe'yle oynuyor. Galiba oynuyor. He? Bakalım hocam. Gaziantep FK'yla mı oynuyor Başakşehir? Bakalım. Göztepe'yle oynuyor hocam. O Göztepe'yle oynuyor. Ligin en çok gol atan takımı. Yani Göztepe de iyi kontrol. Geçen seneki gibi değil. İyi kontrol yapıyor yani. Göztepe de iyi kontrol yapıyor. Hadi oldu da buraya da puan kaybettin. Akar gider yani. Öyle kolay bir şey değil bu yani. O yüzden ama Başakşehir ayağa kalkar. Başakşehir çünkü imkanlarıyla, hocasıyla, oyuncu yapısıyla bu işi toparlar diye düşünüyoruz. Beklentimiz o. Bizi ayağa kırıklığına uğratmazlar inşallah. Bakalım hocam. Böylelikle yine keskin değerlendirme bölümünde sadece büyükleri de değil, diğer takımları da konuşmuş olduk. Yani, her hafta böyle devam edeceğiz. Bana sorarsan iki bölüm gibi yani. Bir önce bizim reytingi büyük takımlarımızla öncelikle bir konuşma yapalım. Bak ben artık bu takımlara büyük küçük artık bırakalım bu alışkanlığı. Yani bu lige yapılmış bir saygısızlık olur. Çünkü herkes kendine göre büyük. Herkes kendine göre iyi cami. Herkes onları da yoktan varsaymak doğru olmaz. Çünkü artık futbol Türkiye'mizde yani bu takımları küçük görecek ortam yok artık. Aynı paralar harcanıyor. Bakın ya, zaten bizim büyük takımlarımızın öncelikle ayrıcalığı şuydu. İyi paralar harcayarak iyi oyuncular getirebiliyordu. Ve bir sınır yoktu bunda. Yapabildikleri kadar. Ama işte yönetimlerin birbirine bu sorumsuz davranışlarından bıraktığı miraslar öyle bir yere getirdi ki bu takımları artık o büyüklük kelimesi konuşulurken tartışılır hale. Ya camialaşma anlamında 100 seneler tabii ki size bu lakabın konulmasında katkısı olan şeylerdir ama uygulama anlamında bakıyorsanız eğer siz küçük diye gördüğünüz o takımlarla aynı uygulamayı yapabilecek konumdaysanız artık böyle hitap etmek doğru olmaz galiba. Onun için büyük olmak istiyorsanız o büyüklüğünüzü insanlara hissettirin lütfen. Bakalım hocam. Bundan böyle her hafta yine Anadolu kulüplerimizi de konuşacağız. Reytingi yüksek ve diğer takımlarımızı da büyük demeyelim artık. Konuşacağız hocam diyelim, sonraki parta geçelim. Derbi sundu. Daha fazla muhabbet Derbi Meclisi Instagram hesabında.